Merhabalar. Bugün arkadaşlarım sizden gelen ilginç, farklı soruları bu cam fanusun içine koymuşlar. Beraber bakalım onları yanıtlayacağız. Bu ilginç sorular üzerinden konuşacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Kalbe takılan pil şarj edilir mi? Çok güzel bir soru aslında. Bu soru şöyle. Şu anki elimizdeki teknolojiler kalpteki takılan pilleri şarj etmemize sebep olmuyor ya da sağlamıyor. Biz onların daha çok pillerini direkt değiştiriyoruz küçük bir işlemle. Ama gelişen teknolojiyle muhtemelen yakın süreçte kalbe takılan pilleri de kablosuz olarak şarj imkanı sağlayabileceğini ben ön planda düşünüyorum. İlerleyen zamanlar bize gösterecek bakalım nasıl olacağını. Diğer sorumuza başlayalım. Hocam stent taktırdım hareket eder mi? Gerçekten bu soru o kadar çok sık karşımıza geliyor ki taktığımız stentler kalp damarlarını taktıktan sonra hareketi mümkün değil. Biz oraya tamamen yerleştiriyoruz ve orada artık sabit kalıyorlar. Hatta zaman geçtikçe de damarla bir bütünleşme halinde orada kalıcı bir şekilde yapının içine giriyorlar. Ondan dolayı kalbe taktığımız stentler hareket etmezler. Öbür sorumuza geçelim. Hocam pilim var, MR'a girebilir miyim? Aslında bu çok güzel bir soru. Birçok hastamız soruyor. MR'a girme noktasında takılan pilin markası, modeli, tipi çok önemli. Bazı piller MR uyumlu oluyorlar. Özellikle son dönemde taktığımız pillerde artık her pili biz MR'a girebilecek şekilde uyumlu hale getiriyoruz. Eğer pilimiz MR'a uyumluysa girebiliriz. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Takan doktorumuz ile görüşerekten ya da pil kartımızın üzerindeki numaralardan bilgi alaraktan öğrenebiliriz. Öbür sorumuza geçelim. Hapşurduğumda kalbim durur mu? Herhalde yıllardır bizim de merak ettiğimiz soru. Şöyle, hapşurduğumuzda gerçekten belli bir basınçla vücudumuzda bir hareket yapıyoruz. Bu noktada aslında kalp durmuyor. Ama kalpte bazen ekstra atım ya da bir anlık o süreçte kalpte yavaşlama olabiliyor. Biz buna durma değil de hafiften yavaşlama ya da bir ekstra atım nedeniyle duraksama diyebiliriz. Belki duruyor olabilir onu anda ama sonrasını merak etmeyin devam ediyor hareketine. Yani hapşurmakla kalp durur mu şeklinde korkulacak bir sıkıntımız yaşamayız. Olmaz, aklınızda olsun. Öbür sorumuza geçelim. Kızdığımda, üzüldüğümde kalp hızım 160 olmakta. Bu kötü mü? Bu da genel olarak günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir soru. Üzüntü, sıkıntı ya da bazı mutlu olaylar, heyecanlanmalar kalp hızımızı arttırabilir. 160 olabilir, 180 olabilir. Bu yaşına göre kişinin değişebilir. Bu kötü bir şey değil. İnsansak kalp hızı değişir. İnsansak üzülürüz, mutlu oluruz, seviniriz. Ve bu süreçte normalden hızlanmalar aynı bir üzüntüye, bir mutluluğa nasıl tepki veriyorsak duygusal olarak kalbimiz de buna bir tepki veriyor. Ve ondan dolayı hızlanmalar ve bu şekilde çarpmalar yapabilir. Bu kötü bir ritim bozukluğunu göstermez. Fakat bu çok sık oluyorsa, durup dururken oluyorsa, hatta bizim genel olarak durumumuzu günlük hayatta bayılma, bayıla yazma gibi durumlar oluşturuyorsa bu önemli olabilir. O zaman kontrole çağırıyoruz. Yoksa kalp hızı sadece bu tür olaylarda arttı diye korkulacak bir şey düşündürmez. Diğer sorumuza geçelim. Bu da çok hoş bir soru. Kalp kalbe karşı derler, doğru mu? Bu da aslında biraz önceki soruyla benzer. Yani kalp kalbe karşı derken birine karşı size de duygusal bir mutluluk içeren birine karşı duyduğunuz mutluluk da karşılıklı olarak kalplerimiz hızlanırlar. Aşkla, sevgiyle olabilecek şeyler. Bu tür durumlarda kalbimizin hızlanması heyecanlanmakla beraber çok normal. Kalp karşı derken herhalde bundan bahsediyoruz daha çok. Ondan dolayı iki kişi birbirine karşı bir heyecan duyduğunda kalp kalbe karşı hızlanır ve bundan dolayı kalp kalbe karşıdır diyebiliriz diye düşünüyorum. Öbür sorumuz. Bu biraz önce cevapladığım soruyla aslında benzer. Stent takıldıktan sonra stentim hep orada kalır mı? Evet. Kalır. Stentimizi taktıktan sonra stentler yer değiştirmez ya da eriyip gitmez. Aslında yeni teknolojide eriyen stentler de yavaş yavaş kullanılmaya çalışıldı. Fakat şu anda rutin pratikte kullandığımız stentler hep damarlarımızda kalan, bir süre sonra damarla bütünleşen ve orada sebat eden yapılar. Ondan dolayı herhangi bir şekilde oradan ayrılma ya da sonradan eriyip gitme gibi bir durumu şu anda rutin kullandığımız stentlerde mümkün değil. Öbür sorumuza geçiyoruz.
korkunca yüreğimiz ağzımıza neden gelir? Bu da bizim açımızdan şöyle. Daha demin bahsettiğim gibi aşırı korku, aşırı mutluluk, aşırı sevgi kalpte hızlanma yapar. Birçok hastamız bunu şöyle tarif eder. Hocam kalbim sanki boğazında atıyor. Aslında bu yine kalbimizin normal bir bu tür olaylara karşı gösterdiği tepkisel yanıt olarak hızlanmasıyla kişinin kalbini daha çok hissetmesi durumudur. Aslında çok güzel de bir tabirdir. Yüreğim ağzıma geldi. Yani kalbim o kadar heyecanlandı, o kadar hızlandı, o kadar güçlü attı ki kalbimi sanki yüreğimi ağzımda hissettim olarak betimlemişler. Güzel bir tasvir diyebiliriz ve bu normal bir tepkidir. Ama direkt olarak kalbin oraya gelmesi mümkün değil. Bizim hissettiğimiz öyle diyebiliriz. Öbür sorumuza geçiyorum. Kalbimizi en iyi şekilde nasıl koruruz? Bu baktığımızda şöyle, kalbimizi en iyi şekilde korumak için tek bir şey yapmamak lazım. Aslında bütüncül düşünmek lazım. Kalbimize iyi bakmak sadece stressiz bir yaşam vesaire değildir. Bütüncül bir şekilde iyi bakmak nasıl olur? Bir, günlük hayatımızda egzersiz, spor, yürüyüş kesinlikle olması lazım. Hareketli bir yaşam bizim kalbimize iyi bakmamızı sağlar. İkinci olarak baktığımızda, sigara ya da tütün ürünleri kesinlikle hayatımızda olmaması lazım. Çünkü bunlar da yine kalbimize zarar veren, kalp damar hastalıklarını artıran faktörler. Daha demin bahsettiğim gibi stres burada çok önemli. Stressiz bir hayat kalp noktasında kalbin zorlanmasını azaltan bir şeydir. Stresi olabildiğince azaltmamız lazım. Bunun dışında neler var? İyi bir uyku, uyku kalitesi, beslenme. Beslenme noktasında deyince beslenme dediğimizde sadece bir öğün ya da et yememe ya da hiçbir şey yememe anlamında değil. Dengeli beslenme. Hatta sodyumdan düşük beslenme bizim hayatımızda kalbimizi korumak için gerekli. Bu ana başlıklar zemininde tek birini yapmak da yeterli değil. Hepsini bütüncül şekilde yaklaşaraktan yapmak, olabildiğince bunları yaparaktan da kalbimizi korumak kesinlikle çok önemli. Diğer sorumuza geçiyoruz. Hoşlandığım birini görünce kalbim hızlı atıyor. Normal mi? Bahsettiğim gibi her zaman için şöyle bir durum var. Bizi heyecanlandıran şeyler genel olarak sinir sistemimizde bir hormonal değişiklikler yarataraktan kalbimizin hızlanmasına, bazen terlememize, bazen titrememize sebebiyet olabilir. Birine hoşlandığınızda vücut da bu heyecana tepki vererekten kalbinizi hızlandırır. Bu iyi bir şeydir. Hatta varsa daha güzeldir. Hoşlandığınız birine karşı kalbiniz güm güm atıyorsa daha ne olsun diyelim. Öyle değil mi? Son sorumuza geçiyorum. Kırık kalpleri de ameliyat ediyor musunuz? Bunun tedavisi bende değil. Bunu söyleyeyim. Kırık kalpleri maalesef ameliyat edemiyoruz. Kırık kalpleri maalesef stent takamıyoruz. Kırık kalpleri biz tedavi edememekteyiz. Aslında bununla ilgili şöyle bir durum var. Kırık kalp sendromu dediğimiz bir hastalık var mı? Var. Ama bu bizim bahsettiğimiz duygusal kırık kalpten farklı. Üzüntülü, sıkıntılı olaylarla beraber kalbin ani bir hormonal deşarjıyla kalbin çalışma fonksiyonunun etkilenmesine biz kırık kalp sendromu deriz. Ama bizim bahsettiğimiz duygusal olarak, aşkla olarak yaşadığımız kırık kalpler gibi demek değil, daha farklı bir klinik tablo demekte fayda var. Klinik olarak baktığımızda da bu kırık kalpleri evet ameliyat maalesef edemiyoruz. Onlara tam olarak çözüm bulamıyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu sorular için. Tüm hastalarımıza, tüm bizleri dinleyenlere dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.